Hello, herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra tekrar burç videolarına devam ediyorum. Zaten son 3 burcum kaldı. Başak, Terazi ve Akrep burcu. Ondan sonra bütün burç serimizi tamamlamış olacağız. Şimdi tabii ki de geç kaldığım için, böyle aralarda boşluklar olduğu için şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu haftayı burçlara ayıracağım ve tersten koyacağım. Hani Akrep, Terazi ve Başak şeklinde. Ki başa 2 ay önce falan çekmiştim. Yani bu haftayı böyle burç olarak ayırırsak ondan sonra normal düzenimize devam edebiliriz. Şimdi evet, o zaman daha fazla uzatmadan sevgili Akrep burcumuzun özelliklerine, iyi özelliklerine, güzel özelliklerine vesaire, birazcık da negatif özelliklerine sırayla bir bakabiliriz. Şimdi tabii ki de eğer bu seriyi izliyorsanız yaptığım şey her burç içinde bir palet seçmek. Ve sevgili Akrep burcu için ise NYX'ten bu rustik antik paletini seçtim. Tamamıyla bütün renkleri hem Akrep burcuna uygun hem de sonbahara daha uygun bir palet. Bu bir zamanlar gerçekten en sevdiğim paletti. Hala çok beğeniyorum ama uzun zamandır bununla birlikte makyaj yapabilme şansım olmamıştı. O yüzden kendi kendime bunu seçtiğim için gayet mutluyum. Ve tamamdır. Haydi Akrep burcuna gelelim. Bir yandan da makyajımızı yapalım. Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim. İlk önce gözümüzü yapalım. Ondan sonra yüzümüzü tamamlarız diye düşünüyorum. Ve tamamdır. Haydi başlayalım. Tamam. Yeterince yakın oldum herhalde. O zaman hemen başlayalım. İlk önce hop, şuradaki renk ile bütün gözüme böyle geçeceğim ki damarlar falan kaybolsun. Ondan sonra da ne yapacağımıza bakacağız çünkü hiçbir fikrim yok. Tabii ki de konuşurken birlikte çıkacak. Ve haydi bakalım gelelim Akrep burcuna. Akrep burcu ilginçtir ki su burçlarından bir tanesi. Genellikle hani pek ilgilenmeyenler diyelim burçlarla Akrep burcunun su olduğunu duyunca çok şaşırırlar. Bence de ilginç. Yani bana da ilginç geliyor. Çünkü en az su burcu özelliğini taşıyan burç bence. Hani daha fazla belki ateş olabilirdi, belki hava olabilirdi ama kesinlikle bir toprak veya su bilmiyorum. Bence uzak. Ama tabii ki de sevgili yani su burcu kardeşlerimden bir tanesi. O yüzden dışlayamayacağım. Akrep burcunun gezegenleri ise Mars ve Plüto'dur. Yani bütün güçlü, hop bu şıngır şıngır ediyor. Bu ikisi de çok güçlü gezegenlerden biridir. Zaten Akrep burcu bir insanla karşılaştığınızda da genellikle bu çekimi veya gücü hissedersiniz. Gerçi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi birazcık da bu videoları ileri atmamın sebebi de o olabilir. Genellikle çat diye insanların burcunu belirlerim. Hani derim bu kesin bu burcu vesaire veya bir kategoriye koyabilirim. Fakat tek hani bilemediğim burçlardan biri Akrep, diğeri de Terazi. İşte bu çekemediğim son iki burç. Neyse göreceğiz bakalım. Yani bu konuyla ilgili de eğer Akrep burcuysanız söylediklerim ne kadar doğru, ne kadar yanlış lütfen aşağı yorumlara yazın. Yani belirleyemiyorum size. Bana göre o yüzden izlenimlerim hani şimdi aktaracağım şekilde yanlışsa beni uyarın. Şimdi bence makyajımıza da karar verelim yavaş yavaş. Ondan sonra burcumuzu hiç bölmeden konuşmaya devam edelim. Şu turuncu ile geçiş yapmayı planlıyorum. Ondan sonra da şöyle bir renklere bakalım. Şu yağ kesinlikle yani kırmızı olabildiğince kırmızı olsun değil mi sevgili Akrep burcu? Ama böyle hani bakır tonları, bakır da denmez. Daha böyle pas tonları falan da var. O yüzden şunlar da ilgimi çekmiyor değil. Çok arada kaldım. Neyse ilerleyen zamanda göreceğiz. Tamam şöyle bir şey yapalım. Bu turuncu ile geçiş yapacağım. Ondan sonra şununla simli kısmını halledeceğim diye düşünüyorum. Bununla da birazcık koyulaştırırız ve sonrasında da bir eyeliner çekeriz. Yani bir Akrep burcunu eyelinersız düşünemiyorum zaten. Neyse devam edelim. Şimdi ne diyorduk? Sevgili Akrep burçlarının iyi özellikleri. Çok cesurdurlar. Çoğu insanın cesaret edemeyeceği şeylere cesaret edebilirler. Ve bu her türlü konuda eğitim olabilir, iş olabilir, fiziksel şeyler dahi olabilir. Ya adı üstünde Akrep işte. Ya boyuna posuna aldanmayın. Gerçekten çok cesur ve birçok şeyin üstesinden gelebilecek bir insan grubudur. Peki sonra cesur olmasıyla birlikte çok hırslı da bir burçtur. Bu hırsı sayesinde istediğini eninde sonunda elde eder. Yani birazcık her yol mübahtır var ya,
bu Akrep Burcu için geçerli. Eğer bir şeye gözünü dikmişse gerçekten onu elde edene kadar her şeyi yapacaktır. Ve kesinlikle hani kendisinin ne duruma düştüğünü, başkalarının ne şekilde gördüğünü de asla umursamaz. Ama bu demek değil ki hani öküzün önünde gideni falan. Hayır, tabii ki de o da bir su burcu. O yüzden bir diğer iyi özelliği ise çok arkadaş canlısı olması ve insanlara hatta çok çabuk güvenmesi. Yani bir akrep burcuyla illaki 10 sene boyunca tanışmanıza gerek yok. Anında arkadaş olabilirsiniz. O samimiyeti kurabilirsiniz. Tabii ki de sinirleri parmakla sürmek daha iyi oluyor. Ve işte burada su burcu özelliği ortaya çıkacaktır. Size de çok çabuk güvenecektir. O yüzden aldatılmaları, kandırılmaları da işte ne kadar akrep olursa olsun birazcık kolay burçlardır. O yüzden sevgili akrepler lütfen hani insanlara bu kadar çabuk güvenmeyin. Ondan sonra siz mutsuz oluyorsunuz. Ama eğer mutsuz etmezseniz sevgili akrepleri gerçekten çok iyi arkadaşlardır ve inanılmaz iyi sır tutarlar. Çoğu akrep insanından hani genel davranışlarına, dışarıya yansıttıkları şekline baktığında bunu beklemeyebilirsiniz. Çünkü dışarıdan çok daha farklı görünürler ama işte dediğim gibi o su tarafı burada devreye giriyor bence. Yani arkadaşlık konusunda yumuşacık ve her şeyi ve hiçbir şeyi esirgemeyen bir insan grubudur. Bununla birlikte ama birazcık da inatçıdırlar. Şimdi bu inatları fakat öyle bir inat ki inatçı bir sürü burcumuz var. Hani bir koç inatçıdır. Yani koçta mesela vardır inatçılık, aslanda vardır. Onun haricinde boğada da vardır. Fakat akrebin inatçılığı öyle bir inatçılık ki işte o yani akrep bazen kendinde sokuyor. Bir şeyi tutturdu mu tutturuyor ve istediğiniz kadar uyarın, edin, kendi bildiğini okuyor. O yüzden eğer dikkat etmezlerse daha çok kendileri bu inatlarından dolayı zarar görebilirler. Bu sırada bu altın rengini de şöyle gözümün içine doğru sürüyorum. Simli farları artık kesinlikle elimle sürüyorum çünkü çok daha güzel bir pigmentasyon sağlıyor. Hiç hani artistlik yapıp fırçayla sürmeye falan çalışamayacağım. Evet, böyle güzel açık bir baz oldu. Birazdan koyulaştırınca tamamıyla akrebe döneceğiz. Şimdi birazcık da akrebin negatif özelliklerinden bahsedelim. Akreplere daha demin evet çok çabuk güvenirler vesaire dedik ama aslında her zamanda bir duvarları vardır. Yani hep bir içlerinde acaba vesaire bir güvensizlik hisleri de vardır. Yani bu bütün arkadaşlarını güvenmiyor anlamına gelmiyor. Yani çok çabuk arkadaş oluyor ama %100 kendini açmıyor. Böyle duvarları var. Anlatabildim mi? Yani bu onun kötü özelliklerinden biri. Ve o duvarı kırmak da birazcık hatta bayağı zor olabilir. İsterseniz 10-15 sene tanıyın. Bir akrebi acaba gerçekten tanıyor musunuz? Bence onu bir sorgulayın derim. Bunun haricinde ise birazcık gizli saklı işleri de vardır. İşte aslında daha deminki dediğim şeye geliyor. Gerçekten tanıyor musunuz? Hani eğer kendiyle ilgili bir şeyi saklamak istiyorsa onu kendine ele vermediği sürece gerçekten keşfetmeniz bayağı zor. Herhalde bu da yine hani o güvensizliğinden, kendini %100 açmamasından kaynaklanan bir durum diye düşünüyorum. Ve buna ek olarak ise ve son olarak bilmiyorum açıkçası ben bunu gerçek hayatta görmedim. Hani görmek de istemem ama tabii ki de bu videoları çekmeden önceden de bir araştırma yapıyorum hani. Ya bu benim kendi düşüncem değil. Bu genel yazılarda çokça çıkan bir şey. Birazcık vahşi ve saldırgan olduğu söyleniyor. Bilemiyorum sevgili akrepler yani bu suçlamaya ne diyorsunuz ama sizin hakkınızda böyle diyorlar. Ben henüz karşılaşmadım ama negatif özelliklerinizin arasında bunlar da var. Peki sevgili akrebi evet birazcık daha tanıdık. Peki akrep nelerden sever? Akrep dürüst insanlardan çok hoşlanır. Ya dürüst insanlardan tabii ki de herkes çok hoşlanır ama şöyle dedim ya hemen saniyesinde güvenme gibi bir şey vardır akrebin diye. Dürüst bir insanla karşılaştığı zaman böyle kendisine her şeyini birden döker. Yani 50 yaşında olsun bütün 50 yılını size 5 dakika içinde anlatabilir yani. O şekilde güvenir. Tabii ki de o minik hafif duvarını tutarak. Bunun haricinde ise akrep doğru çıkmaktan çok hoşlanır. Hani böyle ben demiştim deme olayı akrepte bayağı vardır. Ve bunun hoşuna da gider. Ve son olarak ise akreplerin sevdiği özelliklerden biri diyeyim. Böyle eğlenceli, hani ortama girince bütün ortamı canlandıran insanlardan
çok hoşlanırlar. Çünkü aslında kendileri de böyledir. Yani bir akrep ortama girdiyse kesinlikle dikkat çeker. O yüzden de bu şekildeki insanlardan da aynı şekilde hoşlanır. Peki akrebin sevmedikleri nelerdir? Sırlardan hiç hoşlanmazlar. Yani akreplere bütün her şeyinizle açık olacaksınız ki aynı şeyi, aynı davranışı akrepten görürsünüz. Hakkınızda her şeyi bilmek isterler. Ve bildikçe de ya böyle insanların özelini bilmek diyeyim. Hoşlarına gidiyor. Ama bu kesinlikle kötü niyetle karşısına kullanmak için değil. Yani böyle bir hobileri var diyelim sevgili akreplerin. Hoşlarına gider yani. Bu sırada gözümün üstüne yaptığım aynı şeyi altına da yapıyorum. Ama ya sadece şu kadar, şu turuncuyla bir geçtim. Ondan sonra şununla da hafif kenarlarına geçeceğim. Ayrıca akrebin sevmediği özelliklerden biri, özellikle değil insan diyeyim ki buna daha demin dediğimi de destekleyecek bir şey. Pasif insanlardan pek hoşlanmazlar. Akrep zaten yeterince böyle atak bir burç olduğu için hani hem ortamda ya her yerde bir akrep bir de aslan fark edersiniz yani. Dikkat çeken, en çok dikkat çeken burçlardan biri de. O yüzden kendileri gibi insanları da yakınlarında isterler. Böyle eğlenceli, şen şakrak, bütün her yere enerji yayan ve tabii ki de dikkat çeken. Şimdi ise hemen bir eyeliner çekip ve rimelimi sürüp geliyorum. Ondan sonra ise akrep konuşmamıza biraz daha devam edebiliriz. Tamamdır. Eyelinerimi de çektim ve geldim. Şimdi o zaman şu yüzümüzü de bir tamamlayalım ve akrep burcumuzu da bitirelim. Şimdi sevgili akrebin genel özellikleri bu şekildeydi. Bence gerçekten akrebi hani tak diye bu akreptir demek bana çok zor geliyor. Çünkü iki zıtlıkları ki anlatırken de fark etmişsiniz de. Yani hem diyorum çok çabuk güvenir ama diyorum bir yandan size %100 kendini açmaz vesaire. Birazcık zordur. Fakat işte akrebin o kıvamını yakalarsanız diyeyim gerçekten çok güzel bir arkadaşlık sağlayabilirsiniz. Ama sevgili akrepler siz de kendinize hani ne diyeyim biraz dikkat edin. Çünkü bu işte negatif özelliklerinizin biraz daha farkında olursanız mesela %100 kendinizi açmamak gibi yani insanların mesela en özel şeylerini merak ederken kendiniz o kadar açmayınca birazcık samimiyetsiz olarak algılanabilitesi var. Tabii ki de öyle değilsiniz ama işte bunlara dikkat ederseniz insanlar sizi daha iyi anlayacaktır. En çok yanlış anlaşılan burçlardan biri akrepler diye düşünüyorum. Mesela genellikle aslanlar da öyle. Bu sırada Nars'ın bu paletini kullanacağım yüzüm için de. Unfiltered bir paleti. Hangisini sürsem? Şunu süreyim. Ya hep böyle burunları havada, ne bileyim, insanları kandıran, aldatan bir burç grubu olarak. Oha bu ne biçimmiş renkmiş. Öyle görünürler ama aslında öyle değiller. Kendi içlerindeki fırtınaları size yansıttıklarından dolayı birazcık güvenilmez durabilirler. Ama işte dediğim gibi yani onun hiçbir alakası yok. Tabii ki de akrepler. Bakın bunun highlighter'ı da mükemmel yani. Kendilerini pek iyi anlatamadıklarından dolayı kaynaklanan problemler diye düşünebiliriz. Şimdi bu yüzümüz birazcık cılkı çıktı sanki. O yüzden şununla hafif üstünden geçeyim. Niye böyle sürüyorum? Şöyle söyleyeyim. Hani allığı aslında bilerek çok kaçırıyorum. Çünkü dışarı çıkacağım zaman o tam kıvamına gelmiş oluyor. Fakat şimdi burada böyle bakınca palyaço gibi oluyor. Yani yarım saat bekleyip tekrar kamera önüne geçemeyeceğim için de birazcık böyle hafif palyaçoluklara katlanacaksınız. Ve son olarak ise dudağıma. Wet n Wild'ın bu ne? Give Me Mocha isimli mat dudak. Mat rujunu süreceğim. Artık sonbahar ve kış geldiğine göre birazcık matlara dönebiliriz. Şimdi de şöyle. Ve tamamdır. Bu ruju da böyle çok az sürüp ondan sonra şöyle yapınca bence bunun rengi veya da benim tenimde o şekilde görünüyor. Nars'ın böyle en meşhur rujlarından biri Dolce Vita var ya kesinlikle onun dupe'u gibi görünüyor. Yani benim ten rengimde. Ya tamamdır o zaman. Evet sevgili akrep burcu makyajımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bence böyle sonbahara da uygun bir makyaj oldu. Bu sırada sevgili akrepler lütfen söylediğim şeyleri alınmayın. Gerçekten hani bir sizi bir de teraziyi çözebilmekte zorlanıyorum. Hani bu dediklerim ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Eğer yanlışlar varsa yani beni bilgilendirseniz aşağıda çok sevinirim. Ya tamamdır o zaman. Evet.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ve tamamdır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.